Peki gelelim buna. Kalamarın önce içinden bahset. Nasıl yapıyorsun? Kalamarın içinde ilk önce biz kalamarı dövme işlemi var. Kalamar sert oluyor bildiğiniz üzere. İşte yoğruluyor, sosa yatırılıyor ve çekişte dövülüyor. Dövüldükten sonra içine tercihe göre mezgit balığı kullanabilirsiniz, levrek kullanabilirsiniz. Hangi balık varsa elinizde. Aynı diğerinde yaptığımız gibi soğanı sotalıyorsunuz. Sarımsak koyuyorsunuz içine. Ondan sonra balık ve karides. Olmazsa olmazı bunun. Bir de soya sosu. Ona lezzet vermesi için. Soya sosundan onu sotalıyorsunuz, pişiriyorsunuz. Pişirdikten sonra Bunu ızgarada yapıyoruz. Tabii Ama bu ikili tavada yapıyoruz bu içini. Ha, içini tavada Tavada yapıyoruz. yapıyoruz Evet, yani. tamam. Teflon tavada yapıyoruz zeytinyağıyla. Dövdüğümüz kalamarın içine doldurarak kürdanla ağzını kapatıyoruz. Dikiş diker gibi. Hanımlar daha iyi bilir. Açılmasın, içinden Açılmasın, içe gitmesin diye. gitmesin diye. Ondan sonra ızgarada pişirip güvece koyuyoruz. Güveçte tereyağı ve soya sosuyla Bir daha pişiyor mu? ya böyle pişiyor. Hem soya sosunu çekiyor, tereyağı çekiyor. Sonra Lezzet ortaya veriyor. ha, Ortaya böyle müthiş bir bir şey şey çıkıyor. geliyor.